kadın gerçek bir cadı. Önce restoran baskını, sonra da gitmiş annemi basmış. Atölyeye gidip Yeşilçam filmi çekmiş. Annemi düşünebiliyor musun sosyetik cadının karşısında? Ha, sıfır şans. Hükmen mağlup. Tam bitti diye içi rahat etmişti kadının. Çöktü tabii yine tepeme. Çıldıracağım sonunda. Bin tane yalan söyledim yine yüreğine inmesin diye. Ve şimdi de beni aldırdı cadı. Bildiğin okul kapısından aldırdı. Ayağına götürüyor. Bana uyar. Yabancı değil. Sevgilimin evine geldim ben. Salonda değil, oğlunun odasında kabul edecekmiş beni. Kabul etmek. Sütlü İngiliz çaylarımızı da yudumlayıp Royals konuşacağız. Çaktırma. Ama odasındayım. Düşünsene. Manyak bir şey bu. Doğduğu büyüdüğü odadayım ya. Ödüller, madalyalar. Çocukluk fotoğrafları. Ya yerim, yanaklara bak şapşik. Çocukluğunu yakalayıp mıncırmak isterdim. Çok acayip ya. Çok acayip. Uyuduğu yerdeyim şu an. Yastığı. Yatağı. Kokusu sinmiştir kesin. Ya benimki de sinse keşke. Ve o kız. Kız. Başucunda. Başucunda o kız, başucunda. Sağda, solda fotoğraflar, notlar. Kafayı çevirdiğim her yerde o kız. Kendimi hiç bu kadar... Anlatma, göster derler, bilir misin? Burayı görmeni gerçekten istedim. Müze gibi gez diye değil tabii. Seni buraya sabaha kadar konuşsak... anlamayacağın bir şeyi gözlerinle görmen için çağırdım. Hayır. Beni buraya benden anneme bile şikayet edecek kadar korktuğunuz için çağırdınız. Haklı özgüven. Senden korkulur, doğru. Bakın, ben hatamın farkındayım. Bugün yemeğe çıktığımızda yaptığım şey yanlıştı. Ben hala cezamı çekiyorum zaten. O günden beri benimle konuşmuyor. Yani sizinle de pek iyi bir başlangıç yapamadık, farkındayım. Ama bu böyle devam etmek zorunda değil. Ben korkulacak birisi değilim. Ben hırslı küçük kızlardan değil de... hadsizlikten, cüretkarlıktan korkarım. Ama bir de en çok neden korkarım biliyor musun? Toyluktan. Çünkü toyluk sadece tecrübesizlik değil. Cahil cesaretidir. Ve Ela, inan bana, bu cesaret senin paçalarından akıyor. Cesur olabilirim. Ama aptal değilim. Aptal değilsen aklını kullan. Burada gördüklerini unutma. Bu gerçek ilişki.
İçinde anılar, paylaşımlar, yaşanmışlıklar var. Ya seninki? Seninkinin bir adı var. Telaffuz etmek zorunda bırakma beni. Seni aşağılamak istemiyorum. Ben de bir kız annesiyim. Çok arabesk. Gözüm bu kadar kara olmasaydı, ben de bu kadar arabesk yollara başvurmak zorunda kalmazdım. Senden öncekilerle bu kadar muhatap olmak zorunda kalmadım. Ne? İlk kaçamağı mı sanıyorsun? Ben kaçamak falan değilim. 6 yılda senin gibi araya girip çıkan o kadar çok oldu ki. Ama hiçbiri senin kadar hırslı, oyunlar oynayacak kadar tehlikeli değildi. Bak, seni gerçekten uyarıyorum. Bir anne olarak uyarıyorum. Lütfen makul ve gerçekçi ol. Oğlum İlker'le ilgili kendini neye inandırdıysan... Ben, oğlunuz beni neye inandırdıysa ona inanıyorum. Neye inanıyorsan, bir daha düşün. Çünkü inandıkların seni mutlu etmeyecek. Hoş geldiniz. Burada ne gördüysen o. Oğlum İrem'le evlenecek. Sen kendine nasıl bir peri masalı yazdın bilmiyorum ama lütfen gözünü aç artık. Kendine gel ve düşün. Düşün. Bir masalın iki prensesi olur mu? Kimdi bu kız? Sadece stajyer. O günü hatırladıkça tüylerim diken diken oluyor. Müstakbel kayınvalidem gözlerimin içine baka baka boynuzlarımı nasıl cilalamış ama. Lütfen tatlım. Sosyal medya ağzıyla konuşmayalım. Çirkin. Çirkin. Çirkin ha. Ah bak çirkin. Asıl çirkin bu. Ben bunların hiçbirini hak etmedim. Ne sen ne oğlum ikiniz de hak etmediniz. O yoğun bakımda yatan zavallı kızcağız hak etmedi. İşte ben bu yüzden buradayım. O zavallı kız için elimden gelen dua etmek. İrem. Senin için daha fazlasını yapabilirim. Benim için.